Arkadaşlar bu dersimizde basit makinelerin çalışma prensiplerini ve çeşitlerini öğreneceğiz. Basit makineler günlük hayatımızda iş kolaylığı sağlayan aletlerdir. Basit makinelerde hiçbir zaman işten kazanç yoktur. Kuvvetten kazanç varsa yoldan kayıp vardır. Yoldan kazanç varsa kuvvetten kayıp vardır. İş ve moment prensibine göre çalışırlar. Bir kuvvetin kendisi ya da bileşenlerinden birisi cismi hareket doğrultusunda ise iş yapmış olur. Herhangi bir basit makinede kuvvetin yaptığı iş yükün yaptığı işe eşitse yani ideal bir sistemden bahsediyorsak kuvvet çarpı kuvvetin aldığı yol yük çarpı yükün aldığı yola da eşit olmak zorundadır. Şimdi <laughs> Kuvvet kazancı dediğimiz bir kavram var. Kuvvet kazancı dediğimiz olay bir bir cisme sisteme uygulanan kuvvetle yükün oranına bakıyor. Yük bölü kuvvet oranı kuvvet kazancını veriyor. Eğer bu oran birden büyükse kuvvetten kazanç vardır. Birden küçükse kuvvetten kayıp vardır diyoruz. Bir de sistemlerde verim dediğimiz bir kavram var. Yükün yaptığı işin kuvvetin yaptığı işe oranına da verim diyoruz. 3 türlü kaldıraçımız var. Bir destek ortadaysa şimdi bu tork prensibine göre moment prensibine göre çalışan aletler olduğu için kaldıraçlar bu noktaya göre tork aldığımda e, F çarpı X P çarpı Y uzaklığına eşit olmalı. Bir de kuvvet eşitliğinden P ile F'in toplamı her zaman N destek tepki kuvvetine eşit olacaktır. Yük bölü kuvvet oranı P bölü F'tir. X bölü Y. Eğer X, Y'den büyükse kuvvetten kazanç vardır. Ama bu tip kaldıraçları kesinlikle kazanç vardır diyemeyiz. Şu uzunlukların oranına bağlıdır. X'in ve Y'nin oranına bağlıdır. İkinci tür kaldıraçım yük ortadaysa. Bu sefer destek noktasına göre aldığımızda bakın kuvvet kolu yük kolundan uzundur. Demek ki burada ne vardır? Kuvvetten kazanç kesinlikle vardır. P çarpı X bu sefer F çarpı X artı Y'ye eşit olur. Ee, kuvvet dengesini kuvvet eşitliğini yazacak olursak yukarı doğru olan F ile N'nin toplamı bu sefer P'ye eşit olacaktır diyoruz. Ee, kuvvet arada ise 3. tip kaldır açımızda ise e, bu sefer destek noktasına kuvvet daha yakındır yük daha uzaktır. O zaman burada kuvvetten kayıp vardır. F çarpı X eşittir. P çarpı X artı Y yani kuvvet yük kolu daha uzun olduğu için kuvvetten kayıp olacaktır. Kuvvet dengesini yazacak olursak F P ile N'nin toplamına eşit olur. Buna cımbız, maşa ve insan kolunu örnek olarak verebiliriz. Birinci örneğimizde P ağırlığındaki K cismi ile 2P ağırlığındaki eşit bölüme türdeş çubuk F büyüklüğündeki kuvvet yardımıyla şekildeki gibi dengededir. F kaç P'dir diyor soruyor. E, 2P ağırlığında eşit bölme türdeş çubuk dediği için hemen 2P ağırlığını çubuğun orta noktasına yerleştirdim. Destek noktasına göre moment alıyorum. 2P e, P çarpı P ağırlığındaki çubuk P çarpı 4D artı 2P çarpı D eşit olacak. F çarpı 2D uzaklığına. D'leri buradan sadeleştirirsek burası 6P eşittir 2F yapar. F buradan 3P olarak bulunur. Şimdi e, ikinci basit makinamda makara sistemleri. iki türlü makara sistemi var. Birincisi sabit makara, ikincisi hareketli makara olacak. Sabit makarada kuvvetin yönünü değiştirmeye yarayan sistemlerdir. Kuvvetten kazanç burada e, yoktur. Ama e, iş kolaylığı sağlar yine. E, aynı ipte aynı gelme prensibine göre bir ipin ucunda P var. Diğer ucunda F var. O zaman F P'ye eşit olmak zorundadır. Aşağı doğru 2P, e, iki, iki tane ipte 2P var. O zaman T ip gelmesi bu iki ipin toplamıdır. Makara ağırlıksızsa. Makaranın ağırlığı olduysa bir de artı makara ilave etmem gerekir. Evet. Burada <laughs> ben bu F kuvvetiyle bu ipi ne kadar çekersem P yükü de aynı miktarda yükselecektir diyoruz. Peki bu kuvveti yatay uygulamıyorsam ve e, yukarıda ip hareket edebiliyorsa şimdi aynı ipte aynı gerilme bulunur. Dolayısıyla F'teki gerilme kuvveti yine ağırla eşit olacaktır. Yalnız T'yi bulurken artık eşit iki kuvvet ve aralarında belli bir açı var. Bir kere bu iki açı mutlaka birbirlerine eşit olmak zorundadır. Çünkü İki eşit kuvvetin bileşkesi her zaman açı ortay doğrultusundan geçer. E, alfa ile teta birbirine eşittir. T'nin büyüklüğüne geldiğimde eğer bu aynı yönlü olsaydı 2P olacaktı. 90 derece olsaydı P kök 2 olacaktı. Ama e, ikisinin arasında bir değer alır diyoruz. Hareketli makarada. Şimdi e, burada aynı ipte aynı gelme bulunacağı için T ile F'in kuvvetleri birbirine eşittir. Yukarı doğru iki tane f çekiyor. Aşağı doğru p var. O zaman 2f eşittir. P kadar oldu. Kuvvetten burada kazanç sağladım. Peki bunun yükselme miktarını bulurken iki tane ip olduğundan dolayı ben bu cismi h kadar yükseltmek istiyorsam ipi f kuvvetini iki h kadar çekmek zorundayım. Hareketli makara bir ipe düşey ortalama Miktar kadar yer değiş, e, değiştirir ve döner. Yani yarısı dönmeye yarısı yükselmeye geçer e, diyoruz hareketli makarada. Şimdi burada e, öyle bir sistem yapmış ki iki ipte hareket ediyor. Hareketli makarada aslında bir tarafı sabitti az önceki sistemde. Tek taraf hareket ediyor. Şimdi bu ikisi de yukarı doğru çektiği için yükselme miktarını bulurken e, ikisini toplayıp iki ip olduğundan dolayı ikiye bölerim. Ama bunun dönme miktarını e, bulmak için X bakın bu tarafa doğru döndürmeye uğraşıyor. Y bu tarafa. Yani bunlar zıt yönlü dö döndürmeye uğraşıyorlar. O zaman önce yer değiştirmesini bulurum. x'ten Y'yi çıkartırım. E, i̇kiye bölerim. Yine iki ipten dolayı ikiye bölüyorum. E, bunu da çevresine böldüğüm zaman şu makaranın tur sayısını bulmuş olurum. Burada bakın x yukarı doğru y aşağı doğru çıkıyor. Bunlar artık ikisi de aynı yönde döndürdüğünden dolayı dönme miktarını bulurken e, ikisini de topluyorum. x artı y bölü 2 kadar makara yer değiştirir. Çevresine böldüğümde de tur sayısını bulurum. Peki yükselme miktarını bulmak için birisi yükseltmeye çalışıyor birisi alçaltmaya. O zaman ikisinin farkını alıp iki ipten dolayı yine 2'ye bölüyorum. Burada eğer x daha fazla çekiyorsa yukarı doğru gidecektir. Y daha fazla bırakıyorsa, aşağı iniyorsa makara aşağı doğru hareket edecektir diyoruz. Px/py ağırlıkları X ve Y cisimleri makaralarla kurulu düzenekte F büyüklüğündeki kuvvet yardımıyla şekildeki bir dengedir. Makaraların ağırlıkları ve sürtünmeler önemsiz olduğuna göre Px bölü py oranı nedir diye soruyor. Şimdi makaralar ağırlıkları önemsiz, sürtünme de önemsiz. O zaman bu ipte gelme py kadarsa. Bu iplerdeki gerilme de py kadardır. Aynı ipte aynı gerilme bulunur. O zaman yukarı doğru 2py var. Şurası ne oldu? 2py oldu. Evet, burası py ise burası da 2py. O zaman yukarıya doğru 4 tane py eşittir px kadar oldu. Px bölü py oranı buradan 4 olarak bulunur. Üçüncü örneğimizde Px, PY, Pz ağırlıklı cisimleri düzenek şekildeki gibi dengededir. X cisminin ve makaralarının ağırlığı eşit ve 20 Newton olduğuna göre. Şimdi burası 20 Newton. Makaranın ağırlığı da 20 Newton. Py bölü Pz nedir diye soruyor. Şimdi 20 ise o zaman aşağı doğru 40 Newton var ama iki tane ip olduğu için her bir ipe 20 Newton'luk ağırlık kalır. Aynı ipte aynı gerilme bulduğu için Py'nin ağırlığı buradan 20 Newton bulunur. Şimdi 20-20 yukarı doğru bir tane ip var burası 40'tır. Şimdi Z'nin olduğu yere bakıyorum. Burada 40 newtonluk yukarı doğru bir e, ip gelmesi var. Aşağı doğru 20 newton var. Bir de Z'nin ağırlığı aşağı doğru olacak. Dolayısıyla PZ'de buradan 20 newton olarak bulunur. PY bölü PZ ikisi de 20 newton olduğu için bunların oranı 1 olur. Evet iki tane notum var. İpte gerilme kuvveti varsa bağlı bulunduğu cisimlerin daima çeker. Sürtmezi sistemlerde ip üzerindeki bütün noktalarda gerilme kuvvetleri eşit büyüklüktedir diyoruz. Evet üçüncü basit makine sistemim eğik düzlemler. Eğik düzlem de yine iş prensibine göre çalışır. F kuvvetiyle S yolunu aldırdığımda yapılan iş sisteme potansiyel olarak aktarılır. Dolayısıyla F çarpı S, P çarpı H olarak iş prensibini yazabilirim. Ya da sabit hızla hareket ettirdiğinde denge şartıdır bu aslında. P'nin e, şu bileşeni yani P çarpı sinüs alfası aynı zamanda F kuvvetine eşit olacaktır diyebiliriz. N'nin tepki kuvveti yüzeyde oluşturan tepki kuvveti de şu ağırlığın bu bileşenine eşittir. P çarpı kosinüs teta eşit olur diyoruz buradan da. Dördüncü örneğimizde KLM cisimleri sürtünmeden önemsenmediği ilk düzlem üzerinde F büyüklüğündeki düşey kuvvetle şekildeki gibi dengededir. KL cisimlerinin kütleleri sırasıyla 4 kilogram ve 2 kilogram olduğuna göre F kuvvetinin büyüklüğü kaç Newton'dur diyor. K ve L'nin ağırlıkları 4 kilogram ve 2 kilogrammış. Yani 40 Newton bunun ağırlığı 20 Newton bunun ağırlığı toplamda 60 Newton oldu bu. 60 newton'un bu bu tarafa doğru bileşenleri lazım. Yani 60 çarpı ikisinin birlikte düşünüyorum. Çünkü şu ipte e, gerilme kuvveti bu ikisinin ağırlığın bu bileşenlerin toplamına eşittir. 60 çarpı sinüs e, 53'ten 0.8'den 48 newton olarak bulunur. Burası 48 ise burada 48'dir. F de 48'dir. O zaman F kuvvetinin büyüklüğünü soruyor zaten. Cevap E şıkkı olarak bulunur. Sürtünmesiz siz eğik düzlem üzerinde x cisimleri şekildeki gibi dengededir. K noktasına bağlı ipte oluşan gerilme kuvveti 10 Newton büyüklüğünde olduğuna göre x cisminin ağırlığı kaç Newton'dur? Şimdi burası 10 Newton'sa bunu bu tarafa doğru çeken kuvvette yine 10 newtondur. Aynı ipte aynı gelme bulunur. Px'in bir de bu bileşeni vardır. O zaman bu tarafta da Px'in yine kendisi var. Aynı ipte aynı gelme olduğu için burası da Px. Px o zaman 10 newton artı Px'in sinüs 37'sine eşit. E, sinüs 37 0,6 olduğu için karşıya atarsak 0,4 Px 10 newton olur. Buradan Px de 25 newton olarak bulunur. Evet dördüncü tip basit makinemde vidalar. Vidalar da yine iş prensibiyle çalışır. Vidanın yukarısında bir tur attığımda yapılan iş bu vida adımın bir adım içeriye girmesi için tahtaya karşı yaptığı işe eşit olur. Buna da fx prensibinden f çarpı 2 pi r kuvvetin yaptığı iş tahtanın gösterdiği direnç r olursa r çarpı a da tahtaya karşı gösterilen direncin yaptığı iştir. Peki bir de bunu her bir tur attığımda bir adım kadar ilerler. Dolayısıyla tahtada ilerleme miktarını bulmak için en çarpı a kadar diyebilirim. Haşa. Evet kol uzunluğu 40 cm adımı 5 cm olan şekildeki vida F büyüklüğünde kuvvet yardımıyla sabit hızla döndürüldüğünde zemin vidaya gösterdiği tepki kuvveti R oluyor. F 10 newton olduğuna göre R kaçtır Hemen yazıyorum. Ee, bunun çevresinin yaptığı iş F çarpı 2 pi ve R çarpı A'ya eşit. F'e 10 demiş. Ee, Pi'yi 3 al demiş. Ee, 0.4 yani 40 santimetreyi metreye dönüştürdüm. 0.4 oldu. Ee, vida adımının da 5 santimetre olduğunu söylemiş. Onu da 0.05 metre yazdık. Buradan R'yi yalnız bırakıp çarptığımızda 480... E, Newton olarak bulunur. Evet yedinci örneğimizde uzunlukları aynı olan iki vida aynı tahtaya eşit sayıda tur attırılarak tamamen saplanmaktadır. Buna göre vidaların adım aralıkları aynıdır. Şimdi e, iki vida eşit tur attırdığımızda tamamen saplandığına göre vidaların adımları aynıdır. Aynı turda aynı miktarda ilerlemişlerdir. Vidaların kol uzunlukları farklıdır. Bunlarla ilgili bir şey bilmiyorum. Tur sayısının kolun uzunluğuna bağlı değil. Vidaların uyguladıkları kuvvete de bağlı değil. Sadece tur sayısı H eşittir. N çarpı A olarak ifade etmiştik. Burasından cevap A olarak bulunur. Evet 8. örneğimde adım aralığı A olan vidaya F büyüklüğünde kuvvet şekildeki gibi uygulandığında zeminin gösterdiği tepki kuvveti R büyüklüğünde olmaktadır. Kuvvet kazancı 36 olduğuna göre. Şimdi kuvvet kazancı dediğim yük bölü kuvvettir. Burada yükün yerini tahtanın tepki kuvveti aldı. R bölü F oranı 36 olduğunu söylüyor bana. E, vidanın kol uzunluğu nedir? Şimdi vidanın formülünü yazacak olursak. 2 pi R yerine L yazdım. 2 pi L yani bunun çevresi çarpı kuvvet. Bunun yaptığı işi verir. R çarpı A da diğerinin. Şimdi R bölü F oranını biliyorum. F'i karşıya atarsam. Pi yerine de 3 yazdım. R bölü F oranı 36. 6 L eşittir. 36 çarpı A'dan. L 6 A olur. Kaç A'dır diye soruyordu zaten. Cevap C şıkkıdır. Bir notumuz var. Vida zemin üzerinde döndüğü sürece zeminde ilerleme miktarının uygulanan kuvvet ve vida kolunun uzunluğuyla ilgisi yoktur. Sadece tur sayısına ve vida adımına bağlıdır. Evet 5. tip basit makinamda çıkrık. Çıkrık Desketip kuyudan su çekmeye yarayan bir aletimiz. Burada da e, ben bunu en tur attırdığımda bunun çevresi çarpı tur sayısı kadar bu P yükü yükselecektir veya alçalacaktır. Yine kesit alanına yandan baktığımızda şu O noktasına göre tork alırsak P çarpı R eşittir F çarpı büyük R'ye diyoruz. Buradan da e, denge şartını, şartını yazarak P ile F arasındaki ilişkiyi bulabiliriz. 9. örneğimde O merkezli R2R yarıçaplı silindirden oluşan çıkrık düzeninde 6P ağırlıklı e, K cismi bunun ağırlığı 6P kadarmış. F büyüklüğünde kuvvet yardımcı şeklindeki gibi dengededir. F kuvvetinin büyüklüğü 6P olduğuna göre e, makaranın ağırlığı ne kadardır diye soruyor. Şimdi e, F kuvvetinin büyüklüğü 6P e, K'nın büyüklüğü 6P. O zaman önce şuralara T kadar T kadar deyip şuraya bir şuraya göre bir tork alalım. Buranın 6P olduğunu biliyoruz. Şuraya göre tork alacaksak T çarpı R 2, T çarpı 2R yani T çarpı 2R artı T çarpı R eşit olmalı. 6P çarpı 4R'ye. Buradan T bir kere 8P olarak bulunur. 8P buradan 8P buradan. Şimdi yukarı doğru toplam 16P var. Aşağı doğru 6P artı makaranın ağırlığı var. O zaman makara buradan 10P olarak bulunur. Evet iki tane farklı yarı çaplı silindiri perçinlemişiz şekildeki gibi. Diyor ki düzenekte KL e, cisimlerin arasındaki uzaklık 24 pire'dir. Kale cisimlerin yan yana gelebilmesi için kolu e, kaç tam tur döndürmelidir diye soruyor. Şimdi bunlar bunun çevresi kadar aşağıya inecek. Bunun çevresi kadar da yukarıya çıkacak. Yani bir turda bu 2 pire aşağıya iner. 6 e, pire de bu yukarıya çıkar. Bir turda aradaki fark bu ikisinin çevrelerin toplamı kadar azalır. Yani 2 pi r artı 6 pi r kadar azalır. Toplamda n ile çarptığımda 24 pi vermeli yan yana gelebilmeleri için. O zaman 8 pi r, 24 pi r ise pi r'leri sadeleştirdik. 24'e 8'e böldüğümde 3 attırdığımda bunlar yan yana gelecektir. Evet, çıktıkta kuvvet ile yük arasındaki ilişkiyle ilgilenildiğinde moment prensibi kullanılır çıkrık e, düzeneklerinde R bölü R oranına bağlı olarak kuvvet kazancından bahsedilebilir. Çıkrıkta cisimlerin yer değiştirme miktarları kuvvetle ilgisi yoktur. Tur sayısıyla ve çevreyle alakalıdır. Evet Testimizin sorularına geldiğimizde birinci soruda özdeş XYZ cisimlerde makara ağırlıkları ve sürtünmelerin önemsenmediği düzenekte F1, F2, 3 kuvvetlerini yardımına çekildiği gibi dengededir. Bu kuvvetler arasındaki ilişki nedir diye soruyor. Şimdi burada bakıyorum. F1 kuvveti makaraların ağırlığı önemli olmadığı için F1 ise burası da F1. O zaman burada iki tane F1 oldu. O zaman aynı ipte aynı gelme burada da iki tane F1 oldu. E, i̇ki tane F1 G'ye eşit oldu. Neden? Çünkü bu üç cisimde ağırlıkları özdeşmiş. Her birisine G kadar diyoruz. Şimdi bakın burada da aynı ipte aynı gerilme bulunur. Yukarı doğru 4 tane ip var. O zaman 4F2 yine G'ye eşit oldu. Burada ise 3 tane ipimiz var. F3 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 aynı gerilme olduğu için bu sefer 3F3 G'ye eşit olacak. Buradan F1 ile F2 birbirine eşit, F3 bunlardan büyük olacak diyoruz. İkinci sorumuzda P ağırlığında eşit bölmeli türdeş çubuk makaralarla kulu ekle şekildeki gibi dengededir. K noktasına bağlı ipte oluşan gerilme kuvvetinin büyüklüğü 120 Newton olduğuna göre P ağırlığı kaç Newton'dur? Evet. Ee, K ipte oluşan gerilme kuvveti 120 Newton'muş. Yani şunun gerilmesi 120 Newton'muş. Şimdi ee, P ağırlığı kaç Newton'dur diye soruyor. Şimdi bakarsak şuradaki ip gelmesine T kadar diyecek olursam. Aynı ipte aynı gelme olduğu için bunların hepsi T kadardır. Şimdi şu ipi çeken kuvvet 2T kadar oldu. Ama burada 3 tane ip var yukarıya doğru. Bunu çeken kuvvet de 3T kadar oldu. Türdeş çubuk olduğu için çubuğun ağırlığını da buraya yazdım. Şimdi önce şu çubuğun ağırlık merkezine göre bir tork almak istersen. 2T çarpı 3 birim artı 3T çarpı 1 birim eşit olacak. TK çarpı 3 birime TK 120 verdiği için burası 9T eşittir. 120 çarpı 3'ten T'yi 40 buluruz. E, T40 olduğuna göre aşağı çekenler yukarı çekenlere eşit olacak. Yani 2T 3T 5T artı 120 eşittir P'yi vermeli. Buradan P o zaman ne olacaktır? 320 Newton bulunacaktır. Üçüncü sorumuzda KL cisimleri eğik düzlem ile ağırlığı <laughs> ve sürtünmesi önemsenmeyen makarayla kurulu düzenekte şekildeki gibi dengededir. KL cisimlerin kütleleri sırasıyla 4 kilogram ve 6 kilogram olduğuna göre K cismi ile eğik düzlem arasındaki sürtünme kuvveti kaç newtondur diye soruyor. K-L cismi 60 newton ağırlığındaymış. Ee, Eğik düzlem ile ağırlığı ve sürtünmesi önemsenmeyen makaralar. Makaraların ağırlığı yokmuş. O zaman şuradan çeken şu ipte gerilme 30 Nm'dur. Niye? 2 ip olduğu için 2'ye böldük. O zaman buradaki ip gerilmesi de 30 Nm oldu. Şimdi K'nın ağırlığı aşağı doğru 40 Nm. Bunun bu tarafa doğru bir bileşeni var. 40 çarpı sinüs 30'dan. Sinüs 30 da 1 bölü 2'dir. Yani 20 Nm'dur. Evet, dengenin olabilmesi için 30 yukarı doğru 20 Newton aşağıya doğru demek ki bu tarafa doğru 10 Newtonluk bir sürtünme kuvveti vardır. Dördüncü soruda K cismi makaralarla kurulu düzenekte 10 Newton büyüklüğünde kuvvet yardımıyla şekildeki gibi dengededir. Özdeş makaraların her birinin ağırlığı 5 Newton olduğuna göre K cisminin ağırlığı kaç Newton'dur? Şimdi K cismi makaralarla kurulu düzenekte 10 Newton büyüklüğündeki kuvvet. Şimdi burası 10 Newton. Aynı ipte aynı gerilme bulunur. Burası da 10 Newton. Bir de aşağı doğru makara var 5. Toplam 25 olduğu için şu ipteki gerilme 25 Newton oldu. Buradan aynı ipte aynı gerilme burası da 25 Newton oldu. Şu ip devam ediyormuş. Burada da burası da 10 Newton oldu. Şimdi bakıyorum. Aşağı doğru GK var. Aşağı doğru 5 var. GK artı 5. Yukarı doğru 10, 10 artı 1 de 25 var. Toplamda 45'ten 5'i çıkartırsam KK 40 newton bulunur. Beşinci sorumuzda P ağırlığında X cismi sürtünmesi önemsenmeyen makarayla kurulu düzenekte F, F büyüklüğünde kuvvet yardımıyla şekildeki bir dengelidir. Makaranın ağırlığı P olduğuna göre F kuvvetinin büyüklüğü kaç P'dir? diye soruyor. F kuvvetinin büyüklüğü kaç P'dir? E, makaranın ağırlığı P kadar olduğuna göre Cismin ağırlığı da P'ymiş. Şimdi yani P buradan bir de P makaradan var. Yalnız bu F kuvvetinin bileşenlerine ayırıyorum. F çarpı e, sinüs 37 olur. Yani burada bir F var. Aynı ipte aynı gelme bulunur. Bir de bu bileşeni olacak. F artı F sinüs 37 2 p eşit. Buradan e, sinüs 37 yerine 0.6 yazarsak 1.6 eşittir. 2P ise P. F eşittir. 5 bölü 4P bulunur. Altıncı sorumuzda O merkezli R ve 3R yarı çaplı silindirlerde oluşan çıkrık düzeneğinde K cismi 60 Newton büyüklüğünde kuvvet yardımıyla dengedir. K cisminin ağırlığı kaç Newton'dur? Makaranın ağırlığı ve sürtünme önemsizmiş. Burası 60 Newton'sa Pardon. Burası 60 Newton'sa hemen şuraya göre tork alıyorum. T ip gelmesini bulmak için. O zaman e, T çarpı 3R eşittir. 60 çarpı R'den T zaten 20 Newton çıkar. burası 20 ise burası da 20'dir. E 2 tane T eşit olacağı için 40 Newton olarak GK bulunur. XY cisimleri sürtünmelerin önemsenmediği ilk düzlem üzerinde şekildeki gibi dengededir. X'ye cisimlerin ağırlıkları sırasıyla PX, PY olduğuna göre PX bölü PY oranı kaçtır diye soruyor. Şimdi bir kere Aynı ipte aynı gelinme bulunacaktır. X'in bağlandığı iple Y'nin bağlandığı ip aynı olduğu için PX'in bu bileşeni ile PY'nin bu bileşeni birbirlerine eşittir. O da PX sinüs 53 eşittir. PY sinüs 37 olarak ifade edilir. Sinüs 53 0, olduğu için PX bölü PY oranı 3 bölü 4 olarak bulunur. Evet vida adımları 2A ve 3A olan KL vidaları 2F ve F büyüklüğünde kuvvetler yardımıyla N ve 3N tur döndürüldüğünde zeminde ilerleme miktarları sırasıyla H, K, H ile. Şimdi zeminde ilerleme miktarının kuvvetlerle bir ilgisi yoktu. H eşittir N çarpı A idi. Birincisini N tur döndürmüşüm. Vida adımı 2A kadar. O zaman N çarpı 2A kadar ilerler. İkincisinin vida adımı 3A kadar. Hem de 3N tur döndürmüşüm. 3N çarpı 3A'dan 2 bölü 9 olarak bulunur diyoruz